Cemal görmen lazımdı ya Niyazi'yi. Ya suratının o geldiği hali yani... Bizim Niyazi şimdi tam gitti gider oldu desene. Ay sorma ya. Ama biz de babaanneme öyle bir süsledik ki yani. Şimdi ne olacak peki? Ne olacak? Bilmem yani birbirlerini seviyorlar artık evlenecekler. Keşke... her birbirini seven evlenebilse değil mi? Keşke. Ben geldim. Aa, harika fotoğraflar çektim ya. Görmek ister misiniz? Bak bak. Bakalım. Dur bir dakika. Bakmadan önce şu. Ne var Gak, ne var? Niyazi'yi bir arayalım. Oh. Ya Sultan Ana hiç yakışıyor mu senin gibi bir gelin adayına böyle şeyler? Ha? Ne ciddi adam duymadı mı? Anan mı diyor? Ya adamın gözleri bozuk ondan. Dur bakalım telefon çalıp duruyor. Cemal. Ne var lan? Ne çaldırıp durun? Ya çaldırıp durmuyorum işte konuşuyoruz ya. Şeyi merak ettim ya ben. Ne yapıyorsun? Neredesin? Damatlık falan mı bakıyorsun sen? Ne damatlığı lan? Senin işin gücün yok mu? İşim var diyorum. Gelirsen seni bekliyoruz. Bir şey daha soracağım Niyazi. Gelinlik işini ne yaptınız? Seçebildiniz mi? seçtim gelinliği. Ben de seni seçiverdim. Kapat lan kapat. Ciddi bir meseleyle uğraşıp durun burada. Tövbe tövbe. Kim arıp duru? Cemal önemli değil. Ya toplantı saati de epey geçti. Başlamak ister misiniz? İstemeyiz. Allah, kusura kalmayın. Az biraz gecikiverdim. Ablam nerede? Nihal Hanım gelemeyecek. Sultan Ana ile ilgileniyor. İyi, hadi tamam. Geçelim, başlayalım. Ne yaptınız ya? Peki, başladı mı toplantı? Üstüne mi başlayacak şimdi? Neredesin? Sene ne lan toplantıda? Ben de gireceğim. Olmaz öyle şey. Niye? Ben köylüyü temsil ediyorum. Hem sen olmaz demedin mi? Arkadaş, fikrimi değiştirmeydim. Ne bu? Milli güvenlik toplantısı mı? Ne var şu benim gizli gizli? Nedir senin gizli gizli neyim? Ya tamam beyler. Hadi siz de gelebilirsiniz. Buyurun, buyurun siz de buyurun. Hadi hep beraber girelim arkadaşlar. Buyurun, toplantı başlasın. Sıddık. Evet. Şimdi pazarı hangi sokağa kuracağımızı karar verelim. Karar verelim de keşke karar vermeden önce bir gezip görseydik. Biz Cemal'le gezdik zaten. Ne güzel. İyi yapmışsınız ama keşke biz de görseydik kurul olarak. Yani yoksa bu kurul niye var? Ben bu kurulun neden olduğunu biliyorum ama sizin bu kurulda neden olduğunuzu bilmiyorum. Tamam Gül, tamam. Uzatma, bırak. Tamam. Uzatma gari. Şimdi Hacı Şükrü'nün sağ tarafındaki sokak en uygunudur. Arkadaş ağzını açar açmaz saçmalıyı verdi. Hacı Şükrü'nün çağırdaki. Hayır. Solundaki sokak daha uygun. Ve arkadaş sonradan geldin hizipçilik yapma. Ya ne hizipçiliği? Akıl var, mantık var. Hacı Şükrü'nün sağındaki sokak sokak mı ya? Sen solundaki sokak sokak ya. Bak, sakin olun ya. Sakin olun, problem yok. Hizipçilik yapıyorum. Ne hizipçiliği arkadaş? Akıl var, mantık var. Ama sende akıl mantık olmadığı için anlamıyorum. Çapsız. Hadi lan hizipçi. Çapsız. Hizipçisin. Çapsız. Bu mu? Beyler toplantıdayız ama. Üstem mi? Gel biz seninle acık hava al be. Hava al ya. Hizipçi sen de. Çapsız. Hadi çapsız. Ha. Hizipçiler. Ama çok üstüne acı. Ya gidiveriyorum diyorum da adamda çapsızlık ediyorum. Biz Yusuf Emmi ile havamızı aldık. Maşallah. Toplantıya kaldığımız yerden devam edebiliriz galiba. Hadi inşallah. Ne güzel. O zaman sizi sükunete davet ediyorum. Olmaz. Bunun olduğu yerde olmaz. Sükunet olmaz. Bunun olduğu yerde sükunet durmaz, oturmaz ya. Bak gene hizipçilik yapıyorum. Ya sen çapsızlık yapınca ben mecbur hizipçilik yapıyorum ya. Ulan ben şimdi seni sordum. Ya, yeter ama ya. Allah Allah. Biz sizin kavganızı çekmek zorunda mıyız? Aranızda anlaşın, konuşun. Ondan sonra bize haber verin. Ben dışarıdayım. Allah Allah ya. Ama ne bağırıyor ya? Niye kapıyı çarpıyor? Gördün mü? Kaçırdın işte. Senin hizipçiliğin yüzünden kaçıverdim. Gel buraya. Lan, git. Abi, ya, bu ne yeter ya? Gül.
Yani yeterince uzaklaştık galiba. Ne söyleyeceksen söyle artık. Nereden başlayacağını bilemiyorsun değil mi? Tamam. Ben sana yardımcı olayım. Babaannenin arazilerini aldım. Turizm kuruluna girdim. Köyde nereye gitsen karşına çıkıyorum. Ve bütün bunları da sadece seni rahatsız etmek ve sürekli seni taciz etmek için yaptığımı düşünüyorsun. Madem bunları biliyorsun Kaan, niye yapıyorsun o zaman? Bunları yapıyorum Gül ama seni rahatsız etmek için değil. Sana yakın olmak için. Yakınında olmak için. Çünkü seni saçma sapan bir sebeple kaybetme düşüncesi beni kahrediyor. Anla bunu artık. Anlamak zorunda değilim Kaan. Hayır, anlamak zorundasın. Doğru. Afrika'ya gitmek çok büyük bir hataydı. Düğünden önce seni bırakıp Afrika'ya gitmek korkunç bir hataydı. Bunun için özür dilerim. Ama birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi biliyordum. Ve bu sevginin büyüklüğüne inandım. Ve beni anlarsın diye düşündüm. Ama yanılmışım. Ama hatamı fark ettim. Ve her şeyden vazgeçtim. Buraya, senin yanına geldim. Hatamdan döndüm. Döndüm deyince hemen dönülüyor zaten değil mi? Ya ne güzel ya. Yap et ondan sonra ben döndüm. Bu bir değil ki Kaan. Öncekiler ne olacak? Ya yine aldatma meselesi değil mi? Bak Gül. Ben seni aldatmadım. Sana bunu binlerce kez söyledim. Yanılıyorsun. Ben hep yanılıyorum zaten. Peki. Sana seni aldatmadığımı kesin olarak ispat edersem beni affeder misin? Nerede lan bunlar? Ya ne bileyim ben. Uzaktan takip edelim dedin, kaçırdık. Yani fark edilmeyelim diye öyle dedim. Aha, orada bak. Buna artık hiç gerek yok Kaan. Gerek yok. Çünkü artık hayatında başka biri var. Bütün bu söylediklerin de onun bahanesi. Kaan, sana inanmıyorum ya. Seni tanıyamıyorum. Benim tanıdığım Kaan bunları söylemez. Benim tanıdığım Gül de bunların hiçbirini yapmaz. Lanet olsun. Kaan, lanet olsun ya. Seni tanıdığım güne lanet olsun. Allah bekleni veriyor. Ne oluyor lan? Ne deyip duruyor lan bunlar? Peki. Öyle olsun. Öyle olsun. Saçmalama. Bırak. Nereye gidiyorsun? Bitti. Sana ispat edersem beni affeder misin?
Hemen gidip söyleyiveren Cemal'e. Lan dur, ne hemen söylüyoruz? 7 aylık mısın lan sen? Şişt, benim kafamda bazı soru işaretleri var. Hemen söyleyemeyiz. Kafam bulanık. Lan senin kafan ne zaman net oldu ki şimdi oluvayacak? Şişt, benimle dalga geçme. Vallahi bütün gün çayımı içiyorum. İçine tükürürüm, anlamazsın bile. Allah canına ağlasın. Ne biçim tehdit lan bu? Şişt, gidiyor lan. Yürü, yürü. Gülüm. Siz nereden durdunuz burada? Ha? Siz nereden bilip durdunuz buralara bakalım? Ben de sizi arayacaktım tam Niyazi Bey. Allah'ın hikmeti işte. Gülelim. Canına almasın. Öyle yarabbim. Senin ne işin var lan burada? Neye çağırdınız? Ot toplamaya çıktım ha. Evde ot kalmamış. Hadi ne yapıyorsunuz siz? Benimle işiniz yoksa bırakın beni, işim var. Her taraf ot. Çok işim var benim. Çok işlerim var benim. Tamam, yok seninle işimiz yok. Sen devam et toplamaya, hadi. Yok seninle işimiz. Ne? Allah'ım yarabbim ya. Siz bakmayın ona. O öyle bitiveriyor. Nerede kalmıştık? Ha, ben de sizi arayıp durun diyordum. Ha, evet. Ya Cemal'i aradım, ulaşamadım da size soracaktım. Biliyor musunuz nerede olduğunu diye? Hangi Cemal? Bizim Cemal. Ha, bizim Cemal. Bizim Cemal Kamuran'ın yanına gidiverdi. Ha. Tamam zaten, öylesine aradım, merak ettim. Öylesine ama biz buluruz zaten onu. Değil mi Niyazi, buluruz. Tabii, şıp diye buluruz. Biz kesin bulacağız onu da. Sen ne yaptın buralarda? Böyle dolaşıyorsun falan. Biraz tek başıma kalmak istedim. Ha, tek başınaydın yani. Hı hı. Yalnız. Evet. Ne güzel. Pek güzel. Yalnız yalnız öyle gezip durun, hava alıp durun. sizi yolunuzdan koymayan biz o zaman. Cemal'i bulup hemen geliverin. Tabii. Tamam, peki. Görüşürüz. İyi gezmeler Gül Hanım. Gez gez, tek gez. Hadi görüşürüz. Size de. Hadi. İyi gezmeler. Hadi. Canın ağlamasın Sıddık, gördün mü lan? Yalan söyleyiverdi. Tek başımayım dedi lan. Yalancı lan bu. Ben kesin eminim Sıddık. Yürü gidem. Dur lan, neye eminsin? Ne gerisinde ne fiyat sürmüş gibi hemen yetişeceksin. Yürü Sıddık, hemen gitmemiz lazım. Bu durumu hemen Cemal'e söylememiz lazım. Tamam, söyleyeceğiz, söyleyeceğiz de niye söylüyoruz lan? Bu Gül'le dişçi arasında daha önceden bir muhabbet olduysa Cemal'in bu durumu bilmesi gerek. Yürü. Ben, tamam lan dur, bilsin lan bilsin. Ama 5 dakika sonra bilsin, niye şimdi bilsin? 5 dakika bile kaybetme lüksümüz yok Sıddık, çok mühim bir haber bu. Bak görmüyor musun, kız elinde telefon, Cemal'i arayıp duru. Bu geçen 5 dakikada Cemal telefonda Gül'e seni sevip durun der, geç kalırız. Sonra bu durumu öğrenin, şapa oturuverin çocuk. Lan niye şapa otursun? Niye şapa otursun lan? Sen tanımıyor musun Cemal'i? Lan birkaç aydır dilini açamayan adam 5 dakikada mı açacak lan ağzını? Lan bu işler hep böyle olur, terslik gelir bizi bulur. Kaç zamandır söyleyemeyen adamın 5 dakikada söyleyeceği tutağı. Şu lafımı da unutmasındık. Gökten muz yağsa geli bizim kulağımıza girer, anasını satar. Lan dua et, başka yerimize girmesin. Devam et, devam et. 2 dakika dur lan. Lan yürü, çekiştirip durma. Lan kendimi zor taşıyorum ya zaten. Seni mi taşıyacağım bir de? Yürü lan yürü. Ayaklarıma kara sulağı indi zaten. Hüsnü emmi. Biz de Yusuf emmilere gidip dururuz. Ya bu Cemal nerede? Telefonları da açmıyor. Cemal yok, hastaneye gidiverdi ya. Hastane mi? Niye? Kamuran. Ha, sahi Kamuran ne durumda? Ne bileyim Niyazi. Kıza inmemini verdi, ne olur verdi. Ölü balık gibi yatıyor. Haydi. Cemal de onunla gidiverdi işte, ben gittim. Haydi görüşürüz. Görüşürüz Hüsnü emmi. Vah vah, yazık kıza ya. Dayanamadı, beyni yandı. Gitti kız. Yürü lan yürü. Dinleyin biraz. Lan yürü. Gül Hanım, Gül Hanım, Kamuran nasıl, iyi mi? Bilmiyorum ki ben. Ya Akileş, yoksa intihar mı ediverdi? Kızcağız Cemal'in aşkından kendini heder ediverdi, bitiriverdi vallahi ya. Vah vah, yazık onu verdi kızcağıza. Selamünaleyküm. Aleyküm. Lan Niyazi, ne oldu lan, Kamuran iyi mi? İnmeydiymiş kızcağıza, hastaneye götürüvermişler. Yapma lan. Şey, peki Cemal'den bir haberin var mı? Nerede biliyor musun? Cemal? Hı hı. Cemal, 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 Cemal. Ha, Cemal de onlarla beraber gidivermiş. Ha. Ha, Cemal arıyor. Ha. Gül, beni aramışsın. Evet, merak ettim. Neredesin? Ha, Kamuran'ı hastaneye getirdik.
Ha, anladım. Durumu nasıl? Durumu ya, doktorlar bakıyor. Yusuf amcalar falan da yanında. Ben de onlarla geldim. İyi, tamam. Ben gelip seni alıyorum o zaman. Ha, yok yok yok. Hiç gerek yok. Ben minibüste dönerim. Cemal, gelip seni alıyorum. Hem zaten Muğla'da pazar için malzeme bakmamız gerekiyor, biliyorsun. Ha, iyi peki. O zaman ben hastanenin önünde bekliyorum seni. Tamam, hadi görüşürüz. Bir haber var mı? Yok, ya Kamuran'la ilgili bir haber yok. Da ben de şimdi Cemal'i almaya gidiyorum. Tamam, hadi iyi günler. Ben arkadaşlar, niye ama gidip gider şimdi bu Cemal'e? He, atlayıp kendi gelemiyor mu? Ya arkadaş, yoksa bu Cemal iki ateş arasında mı kalıyor? O ne demek lan şimdi? Sus lan, sus! Şşş! Yeter lan! Lan gayfayı kadınlar hamamına çevirdiniz gari. Neyinize lan sizin dedikodu? Kim arıyor lan? Cemal'i. Sebep? Lan sana hesap mı vereceğim Muhtemet gibi? Allah Allah! Ne var Muhtar? Lan Cemal, beni iyi dinle. Şimdi bu gül seni almaya geliverecek ya. Hı? Bana bak, kaç zamandır kıvranıp durun seni seviyorum demek için sakın deme. Niye? Öyle işte, böğün yeri ve zamanı değer. Ya Niyazi, bunu söylemek için aradıysan önemli bir şey olmuş demektir. He, olmuş olabilir. O ne demek lan indi? Öyle işte kardeşim. Böğün o lafı etme. Lan söylesene, ne oldu? Kardeşim gelince yüz yüze konuşuruz. Telefonda olmaz indi. Malum telefonlar dinlenip durur. Ne? Lan kim niye dinlesin bizim telefonumuzu? Seninki olmayabilir. Ama benimki olabilir. Sonuçta ben siyaset adamıyım. Oh! Niyazi. Niyazi. İyice, iyice saçmaladın son zamanlarda. Bir garipleştin ya. Sen bana güven. Şu lafımı da unutma. Dostun söylüyorsa sözüne, kendin gördüysen gözüne güven. Hay Allah'ım ya. Ne dedin lan şimdi? Attın değil mi lan bunu? Yok lan, var bende. Niye gıllandırıyorsun adamı? Gıllanıversin acık. Sonra geri dönülmez bir yola girivecek. Sıddık, ay, bana bir çay ver bakalım. Çay yok Hikmet, hadi git şimdi. Niyazi, iki dakika gelsene lan. Ne var lan? Lan bir gel, bir şey diyeceğim, gel. Lan bana bak Sıddık. Sen koskoca Mıktar'ı ayağına çağırmaya utanmıyor musun lan? Ha? Lan koskoca Mıktar diyor, gel lan bir şey diyeceğim, iki dakika gel. Allah Allah, ne var lan, ne? Düşünün. Niyazi, çok düşündüm. Neyi? Şimdi biz bu Cemal'e Gül'le Kaan arasında evvelden gelen bir münasebet var diyeceğiz ya. Biz bundan emin miyiz de? Ben kendi kulaklarımızla duyuverdik ya. Ben de duydum, ben de kulağımla duydum. Ne dedi? Seni tanıdığım güne lanet olsun dedi ya Gül dişçiye. Tarih verdi mi? Hangi tarihi? Danışma. Verdi mi? Vermedi. Vermedi mi lan? Vermedi. Seni tanıdığım güne lanet olsun dedi. Belki ilk köye geldiği güne lanet okudu. Bir sene önce dedi mi? Dedi mi? Demedi. Beş sene önce dedi mi? Demedi mi lan? Demedi. Sence böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Bu yüzden Cemal'e bence hiçbir şey demeyin. Vallahi emin değiliz ya. Doğru diyorsun Sıddık. Ben bunu bir düşünüm Eren. Düşün. Düşünüm Eren, düşün. Burada mı düşüneceğim? Yok, makamımda düşüneceğim. Ben burada düşünmüyorum. Nasılsın? İyi. Var mı Kamuran'la ilgili bir gelişme? Ha, yok şimdilik bir şey. Hı. İyi. O zaman gel Muğla'ya gidelim. Organik pazar için bir şeyler bakarız seninle. Olur. Zaten boşu boşuna bekliyoruz burada. İyi, hadi gidelim o zaman. Cemal! Cemal! Ablam acık dilini verdi. CC deyip durun. Gel bir bakıver. CC mi deyip durun? Ha! Git, ne yapayım Cemal? Ben beklerim. Tamam, ben hemen gelirim. Buraya kadar geldin yani. Pes. Bu
bana mı dedi şimdi? Allah'ım yarabbim ya. Bitti mi işin? Yani. Gerçi bir işim de yoktu ama. Ya Cemal. Anlıyorum, sağlık meselesi önemli. Ama anlayamadığım şey şu. Kamuran'ın ailesi yok mu deseniz sürekli çağırıp duruyorlar. Yani açıkçası ben de pek anlayamıyorum onu. Peki böyle ne olacak? Sürekli Kamuran'a bir şey olduğunda sen mi peşinden koşacaksın? Ya Gül, bak ne diyeceğim sana. Bunları boş ver istiyorsan, gel Muğla'ya gezelim seninle. Yok ya, istemiyorum. Bence köye dönsek daha iyi olur. Yok, köye dönsek hiç iyi olmaz. Biz Muğla'ya gezelim. İstemiyorum Cemal, boşuna zorlama. Hadi bin. Yok tamam, git sen. Ben gelirim minibüsle. Ne minibüsü ya? Saçmalama Cemal, lütfen. Hadi.